Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Going Medieval'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümün kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölüm burada bak hala ölüleri duruyor. Bunlar bir tokatladık burada var ya. Bak şu tuzaklar çok iyi bu arada. Tekrar tekrar kullanılıyor tuzaklar. Bu tuzaklara adamlar bir saplandı. Galiba bizim çocuklar otomatik tamir ettiler bunları. Çünkü bunlar böyle çıkık duruyordu. Üstüne basınca yerden böyle çubuklu şey saplanıyor. Mızrak gibi şeyler. Şimdi şu evin üst katını çekiyorduk. Lakin şu üst katta bir sıkıntı vardı. Şu üst katın şu orta kısmı boş duruyor. Niyeyse oraya zemin koyamadım. Çatıyı bir yapsınlar ilk önce, ondan sonra deneyeceğim. Ve sinirleniyorlar. Sebep? Sinirli. Neden sinirlisin peki abi? Arkadaşım ölmüş. Yo, 6 kişiyiz hala. Çok yorgun. Yat uyu. 4x ceset görmüş. Cesetleri bir yakalım. Cesetleri bir yakalım. Ceset mo. Aa, bizim ceset yakma şeyinin süresi doldu ya da gelen şerefsizler kırdılar. Abi şu ceset yakma makinesi nerede bizim? Ceset yakma zımbırığı. Heh. Şunu. Şuraya koyalım. Onu bir yapın hızlıca. O cesetlerden kurtulalım. Gerçi onu yakına yapsam daha iyi olurdu da neyse. Abi Toraman abi niye ikide bir yere düşüyor ya? Çatıyı bir kapat bakayım. Toraman abi yerde uyuyor mu lan yoksa? Yo, stan bayılmış lan bu adam. Oğlum şu adama baksana canım biriniz. Bilinci düzeliyor gibi gözüküyor. Ceset görüntüsü baygın. Hareket kaybı, cart curt bir şeyler. Tamam, şu cesetler çok sıkıntı çıkardı. Onları bir an önce kaldırmamız lazım. Bir hızlanın bakayım. Fatma abla, senin elinde silah yokmuş abla. Sana şöyle yapacağız. Sen eline bir yay kuşanacaksın abla. Yay nerede var? Yay burada var. Kuşanamıyor. Çok güzel. O zaman abla sana bir tane mızrak bir şey verelim yani. Boş durmasın elin. Ahşap olmasın tabii. Kaliteli bir sürü alet edevat var. Demir çift telli gürs. Abla sen ne işe yarayacaksın tam olarak? Tahtayı vereyim. Tamam, ahşap mızrağı kuşanabiliyor. En azından onu alsın eline, boş durmasın. Ha bak, kapının önünde ceset var. Bir zahmet edip şurayı 2 dakika tamamlarsanız. Burayı şey yapacağım. Nedir onun adı? Cesetleri yakacağız. Mutsuzluğumuz bir nebze geçecek. Araştırma kısmında şu an ahşap silahlar 2'yi öğrenmemiz lazım. Burada neler var? Ahşap zincirli gürz. Çift elli zincirli gürz. Ben bunları hiç yapmam bu arada. Harbi diyorum. Demircilikten, çünkü bak burada bu şeyleri yapabiliyorken, ki onları da yapamıyoruz gerçi daha da. Bunları yapabilecekken yani niye gidip tahta yapayım? Demirci ocağı falan. Aa, mekanik bileşenler. Bu açılıyor. Bunu yapmayı öğreneceğiz. Aa dur lan. O zaman araştırmada da ders kitabı yapmayı öğreniriz ama nereden? Araştırma 2'de muhtemelen, evet. Bunun için araştırma masası geliyor yeni, ders kitabı. Peki. Hala mutsuzlar. Şu aşağıdakini yaparsanız mutsuzluğunuz geçecek. Gidiyor aşağıyı seçiyor ya. Ya birader, şu temeli seçeceksin ya bak. Bütün hepsini seçiyor. Neyse, şurayı dedim 2 dakika iptal edeyim de şu dışarıdaki şeyi yapsınlar. Ölüyü gördükçe çünkü deli deli oluyorlar böyle bir kendi kendilerine. Bunları yakmamız lazım bak. Hepsi mutsuz oluyor ölüyü gördükleri için. Çayır çayır bak, herkes bir şeyler yapıyor. Odunumuz var. Bayağı yeterli şu an. Gayet yeterli yani. Sıradaki saldırı olursa onu da her türlü savunuruz. Savunmanın taktiğini öğrendik diyebilirim. Bunu da tamir etmişler. Abi base'in içine pusuyoruz. Adamlar şurada saplanıyorlar zaten, canları gidiyor. Ki şu işleri bir bitirelim. Burayı böyle 3 kat çekeceğim buradaki yerdeki çubukları. 96 çubuğumuz kalmış gerçi. Bunu biraz arttırmamız lazım. Çubuk nereden çıkıyordu? Bundan mı çıkıyordu çubuk? Aynen, bu olgunlaştığında bundan çıkıyordu çubuk. Buradaki tarlalara bir şey ekmemişler. Bak bunun toplama zamanı gelmiş, toplamıyorlar. Bunlar daha büyümemiş. Alkol konusunda ne alemdeyiz? Ayşe abla alkol yapacaktı bize. Ne oldu o?
Ne bu? Ben bir şeye basıyorum habire buradan ama. Ne oluyor şu an? Hiçbir fikrim yok. Ne yaptım lan? Ha, katman aşağı göster, katman yukarı göster. Dur. En üstten şöyle az bir şey sileyim. Ha, içeriği göreyim şöyle ya. Tamam. Burayı bu şekilde görebiliyor. Şunun ne sıkıntısı var? O değil lan. Şunun ne sıkıntısı var? Yeterli kaynak mı yok? Toplarsanız olur. Bunun burada da güya şey üretilecek inşallah. Abi Allah aşkına şu ölüleri bir yakın. 4 tane ölü bir yakın şurada bir. Hatta şöyle yapayım, şunları kapat. Tek seferde 4 tane yakın anasını satayım. Beni yormayın. 4 tane ölü var bak kapının önünde. Taşıyın bir zahmet. Ne oluyor şu an? Heh, bak turpları toplayın abi, yemek yaparsınız. Şu yahni mi? 2 tane yahnimiz var zaten şu an, sıkıntı yok. Ayşe abla bak ölüleri ufaktan taşıyor galiba. Yakacak odun vesaire bir şeyler de ekleyecek oraya inşallah. Toraman abi zaten vızır vızır. Toraman abi de mutsuz. Sebep? Mutsuzluğunun sebebini öğrenebilir miyim? Dini faaliyetlerden yoksun kalmış. Dışarıda. Götünü kaldırıp şuradan çıkıp yapabilirsin. Aa, dur lan. Bak işte. Şimdi aklıma geldi. Şurayı şöyle şey yapıp. Nedir onun adı? Şuradan bir yerden duvar çekip. Çatıyı çünkü kapatamıyoruz şu an. Şuradan duvar çekip aradaki boşluğa şu ikisini sokabilirim ha. İçeride dua ederler hem. Ayrı bir oda olmuş olur. İlerleyen zamanlarda belki o odayı büyütürüz. De henüz gerek yok. Şimdilik şu ölülerden bir kurtulsunlar. Ölü gördükçe mutsuz oluyorlar. Tamam, Fatma abla ve Ayşe ablanın işleri zaten yemek pişirmek, yemek yapmak. Şimdi. Bu ne? Yok. Şuradan he. Zırh mı bu? Kış kıyafetini salla. Yaz kıyafetini de salla. Bize zırh lazım. Şapkayı da boş ver. Onu da boş ver. Kumaş için eşyaları parçala. Bir de öyle bir seçeneğimiz var. Tamam, şimdilik bir şey yapmayacağız orada. Demirciliği öğrenip böyle demir, altın falan çıkarmak lazım ama bizim maden olarak hiç altınımız, demirimiz yok. O da bir sıkıntı. Heh, bak zahmet oldu, malzemeleri toparlayıp getiriyorsunuz. Şu kapının önündeki şeylere de erişim sağlayabilirsiniz bu arada. O değil lan şu. Erişim yasağı yok yani, onları da oradan alın. Dışarıda toplanacak bir şey kaldı mı? Kalmadı. Şu bu bahçeyi büyütmemiz lazım. Bak şu an alırsak 3 çubuk çıkıyor mesela. Çubuk buradan çıkıyor. Bu bahçeyi büyütmemiz lazım biraz. Buralara da şu an lahana ekilmesi gerekiyor. Ama ekilmemiş şu an. İnşallah ilgilenecekler onlarla. İşlere bir bakabilir miyim? Cemşit abiyle dur, sizin şeyleri bir değil de şöyle 3'ü alalım. 3'te dursun. Tekrardan gidin şu kendi işlerinize bakın. Botanikle falan ilgileniyor ya bunlar. Bak nerede o? Yetiştirme 2'de. Yara sarma 1'de, dur gerçiden yetiştirmeyi de 1'e alabilirim ha bunlarda. İsmet abiyle Toraman abi. Bitki bakımı kesimi o da 1'de dursun, tamam. Zahmet olmazsa bir ara ekersiniz artık. İçki? İçkimiz var mı? İçkimiz yok. Hala üretilmedi çünkü. Frenk üzümümüz yok. O yüzden şarap yapamıyoruz. Şunu şöyle yapacağım. Şunu şu miktara dek diyelim. Tamam. 10'ar tane sürekli yapsın. Bak burada da 10 tane yemek yapıyor zaten sürekli. 11'im. Çatıyı galiba tamamen bitirdiler. Evet, şu ortadaki boşluğu kapatmam lazım şimdi bir şekilde. Kapanmama sebebini de bilmiyorum tabii. O da ayrı bir sıkıntı. Bak. Bagladım mı acaba lan? Kesin bagladım ben buraya. Bak buraya zemin koyamıyorlar şu an. Geçmiş olsun. Buraya konuyor mu? Şuraya. Bak oraya konuyor. Ortayı bagladım kesin. O değil, o değil. Şu iptal. Abi buraya nasıl yapacağız şimdi bunu ya? Ortası oyuk kaldı üst katın. Ve kapatamıyor. Tavanı komple sökmek istemiyorum. Ağzına tüküreyim, kapanmıyor ya. Yok abi, ortada bir sıkıntı var.
Komple sökülünce düzeleceğinin de garantisi yok. Herhangi bir kiriş falan bir şey mi istiyor diyeceğim. Öyle olsa şuralar kapanmazdı. Bilmiyorum. Değişik bir hata, bir bug, bir şey oldu burada. Yok abi. Komple üst katı sökmem lazım. Peki iş olarak başka şu an yapacakları bir şey yok zaten. Tamam, söktüreceğiz üst kat. Yapacak bir şey yok. Üst katı nasıl seçebilirim? Şöyle seçiliyor mu? Yok. Böyle yapsam bütün şeyi seçiyor, binayı. Tek tek mi söktüreceğim ya? Of. Tek tek abi. Ağzına tükürdüm ben oyunu. Yapmaları uzun sürüyor da Allah'tan yıkmaları hızlı oluyor. İnşallah aşağıda başka bir şeyleri yıkmıyorumdur. Aa, direkt şuradakileri yıkınca gerisi kırılıyor lan. Tamam. Bak, bunu yıkınca direkt öbür tarafları kırılıyor. Dedim ve kırılmadı ya bir de. Şurayı da yık bakayım. Abi zahmet olacak ama şuraları bir... O değil oğlum lan, o değil lan, o değil lan. Duvarları duvarları ha. Şuraları yık. Duvarın üstüne bağlı noktaları yıkınca direkt kırılıyorlar. Güzel. Ne oluyor yukarıda ya? Yerleşimciler boşta duruyor diyor bir de. Kesin var ya, şu merdivenden oldu ha. Merdiveni benim ortadan bir yerden çıkartmam lazım. Köşeden çıkartıyorum ya. Köşeden bir parçayı kestim. Onu kesince sıkıntı oldu. Bak, merdiveni yıkacağım. Şöyle bir şey de deneyeceğim. Merdiveni şöyle şuraya yapsınlar. Dur, yatağın dibi de olmaz. Şöyle olsun. Ya da direkt şuranın çatısını da yıkayım. Komple kapattırayım tavanı. Buradan bir yerden çıksınlar. Böyle daha basit olur. Hem böyle base'in ortası olur burası. Ki ortası zaten de. Buraya iki tane merdiven koyarım yan yana. Ama dur, şunun çalışma yönü neresi? Muhtemelen burası. Neyse. Gene biz şuraya kaldık. Çevir abi şunu. Yanaştım iyice duvara. Yanaştı. Şunu şuraya bir yapın. Tamam mı? Ahşap zeminle de şurayı şöyle komple bir kapatıyorsunuz. Adamlar şimdi bak, gene ortası açık kaldı. Dur lan. Nasıl seçeceğim bunu? Dur, ananı avradını yapma yapma. Dur 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 yap. Bak, ortası niye açık kalıyor? Vallahi çıldıracağım şimdi ha. Sokacağım üst katına şimdi ya. Bu ne ya? Bir de niye hepsini seçemiyorum ben? Niye böyle tek tek yapmak zorundayım? Bu da ayrı bir saçmalık. Şunları da iptal et. Neydi bu iptal tuşu? L. Şunlar iptal. Dur, köşeleri iptal edince ortası gider belki komple. Ki gidecek. Bence ortaya yetişmiyor bak bu ha. Kiriş koyup deneyeyim mi lan? Dur. Bekle, ortaya kiriş koymam gerekebilir. Buradan buraya böyle komple sildim mi zaten? Geriye bir şey kalmayacak. O değil oğlum şu lan. Uğraştığım şeye bak ya. Bunun kesinlikle çoklu seçme seçeneği falan bir şey olması lazım. Böyle olmaz mı? Tamam, bekle. Neresi abi? Şurayla şuraya iki tane kiriş atsam mesela. Kapının olduğu kısma. Bir kiriş şuraya, bir kiriş şuraya bir atar mısınız canlarım? Devam edebilirsiniz şimdi. İki tane kiriş atsınlar bakayım ne olacak. Şu ne? Pancarımız var 20 tane. Bu. Arpamız var. Ananı avradını, içki şeyini mi yıktırdım ben yanlışlıkla? Ya sabır ya. Lan vallahi var ya. Az kaldı söveceğim oyuna.
Çok az kaldı. Şunu tekrar yapın oğlum şuraya. İçindeki malzemeler de gitti galiba. Al işte. Ne üst katmış be. Şimdi kapanıyor mu ortası tam olarak? Tamam, şimdi kapan. Demek ki kiriş gerekiyormuş. Öğrenmiş olduk. Bu kısma zaten ikinci katı çekemeyiz. Çok geniş yaptığım için üstünü bile kapatamıyorum. Anca burası nasıl olur? Ahşap duvar koyacağız ortaya bir yerlere. Tamam mı? Şey olarak. Sütun gibi. Oradan da kiriş çekeceğiz. Anca öyle kapatırız. Tamam. Sonunda üst katı kapatabiliyorum. Şunu da bir katman aşağı indir bakayım. Dur. Ha, komple duvarları yok edebiliyorum lan aslında. Şöyle. Dur, çok indirdik lan. Ha, böyle iyi. Ha, böyle olabilir aslında şu an. Ama gerek yok. Duvarlar gözüksün. Şöyle indir bakayım. Tamam. Böyle iyi. Ya oyunun bazı yönleri çok iyi, bazı yönleri çok kötü. Zaten erken erişimde dediğim gibi. Gelişirse bu oyun daha güzel olur. Savaş var mı bak bilmiyorum. Mesela böyle ordu yapıp gidip başkalarıyla savaşmak falan var mı bilmiyorum. Varsa o da çok efsane olur. İnşaat başarısız derken. Yorgun falan herhalde. Abi şimdi üst kat yapılsın. Tamam mı? Üst kat için bir balkon çekilecek. Şuraya ufak bir balkon yapacağım şöyle. Oda neden? Tek kapı var. Düşmanlar hep kapıya geliyorlar. Buradaki pencereye ablalar çıkacak. Düşman geldiği zaman aşağısı full tuzak olacak bu arada. Mesela şuraya bir sütun koyacağım. Etrafı tuzak olacak. Gelip yıkmasınlar sütunu diye. O sütunu yıkarlarsa çünkü muhtemelen üst kat çöker. O biraz sıkıntı olabilir. Ne oldu? Ananı avradın, odun bitti. Hadi buyur. O zaman gençler ne yapıyoruz biliyor musunuz? Buradaki odunları toplamışlar. Şuradaki ağaçları şöyle bir indiriyoruz. Yapacak başka bir şey yok. Bu tarlaların bence ömrü bitti. O yüzden bir şey ekmiyorlar. Bu tarlaları da komple ben bir yok edeyim. Tekrardan daha büyük bir şekilde yapacağım. Aslında var ya bak, bu bizim ana mekanın dışına geniş bir sur çeksem. Tamam mı? Şurayı kapatsam mesela. Şu aradaki boşluğu. Geniş bir sur çeksem çok güzel olabilir. Böyle bayağı büyük. Ama onun için daha fazla yerleşimci lazım işte dediğim gibi. Şu an 6 kişiyle hiçbir şey yapamıyoruz. Bir önceki bölümde söylemiştim. Bunlar üreyebiliyorsa lütfen yorumlara yazarsanız sevinirim nasıl olduğunu. Çünkü bunlar ürerlerse anca öyle çoğalacağız biz. Tek tek böyle olmuyor. Herkes uyuyor. Ya biri gelse bari köye katılmaya da. Direkt alırım ha. Vallahi. Adam lazım çalışacak. Lan gene niye mutsuzsun? Bak gecenin bir arası kalkıp da tıkınacaksın değil mi lan? Allah aşkına ne yapacaksın? Kurt gibi aç bak. İşte, gevşek. Gecenin bir arası. Kurt demişken bu arada bizim base'in etrafında bol bol hayvan dolaşmaya başladı. Hayırdır birader? Oğlum bak yamulturum ha. Et kurutma şeyini yapabilirim bak. Gerçi bu kurtlar bize saldırmıyorlar. Biz saldırmadıkça muhtemelen. Ya da ben hayvanların yaşam alanını yok ettiğim için de böyle ortaya çıkmış olabilirler. Bütün ağaçları yok ettiğim için. Bak ağaç ekiliyor mu onu da bilmiyorum. Ağaç ekiliyorsa efsane olur. Zaten ekilmiyorsa bir zaman sonra buradaki ağaçlar tükenecek. Ağaç ekiliyorsa ne kadar erken öl... Gene mi kış geldi lan? Abi şöyle bir şey yapacağım o zaman ben. Kış kıyafetleri falan var zaten. Gidip giyerler diye tahmin ediyorum. Bekle, kış geldiyse ya da şuradan ben direkt giydireyim üstünüz abi. Yönetim. Baba kıyafet ne var? Deri kış kıyafeti. Kış kıyafeti. Kış kıyafeti. Kış kıyafeti. Kış kıyafeti.
Tamam. Hepsinin de kış kıyafeti var zaten. Tamam, sıkıntı yok. Otomatik giyiyorlarmış. Ağaçları indirelim aynen. Bir taraftan da alıp alıp yapalım. İçki üretemiyoruz anladığım kadarıyla. Hayvan gibi frenk üzümü tarlası. Ha, bunu yeni koyduk o yüzden yapamıyoruz. Arpamız yok zaten. 20 arpa lazım. 10 tane ale üretmek için. Bira diyeyim. Şu ne abi? Ha, bira bu işte. Bira varmış lan. Ale farklı bir içki demek. Neyse. Buna da arpa lazım. Buna bir de ot lazım ekstra. Abi en iyisi sert şarap. Frenk üzümü ekeceğiz deli gibi. Bak kış geldi. Ananı avradını. Dondu çiçekler. Kar yağıyor. Aa, ilk defa kar yağıyor lan. Harbiden ilk defa. Ya da daha önce ya da hatırlamıyorum, bilmiyorum. Bak bu ağaçlardan çubuk falan da çıkıyor. Bu çubuklarda tuzak yapacağım. Tabii kışın şimdi bitki mitki bir şey de yetişmez. Hadi buyur. İşte kışın da avlanarak yiyecek ihtiyacımızı ancak öyle karşılarız. Veya stoğumuz olacak. Yazdan, ilkbahardan, sonbahardan ne zamandansa artık kalma. Stoğumuz olacak mesela. Anca öyle. Güzel itemler var. Harbi diyorum bayağı sağlam şeyler var. Bunlar iyi iş yapar. Bunları onarıp bak işte. İki tane ölü duruyor hala orada. Kile şunu. Şu ölüleri yakın birader bir zahmet. Depoya atmışlar ölüleri ya. Bak şu aralarda falan da var kılıç ha. Kalmış bak. Şurada da var. Abi bak ticaret olsa mesela ben bunları satsam. Bunun yerine ham madde alsam. Olmuyor mu? Belki ilerleyen zamanlarda açılır. Ne oluyor lan? Ne var? Ünlem var üstünde. Birader evin içinde niye kar var lan? Ananın avradı. Evin üst katını kapatmadılar çünkü. Dur abi tamam. Onu halledin çabuk. Dur şimdi şu üst katı şöyle bir aç bakayım. Oo, üst kat full kar olmuş. Kapatın orayı çabuk seri. Şuraya direkt duvarı çekip buranın çatısını kapatalım. Yan tarafı da yükselteceğim bu arada. Bu kısmı. Bunun da ortası boş kalacak muhtemelen. Boş kalan kısımlarına bununla kiriş atacağız. Mecburen. Yapacak bir şey yok. Muhtemelen buna bir 4 tane falan kiriş gerekecek. Ya da 3. 2 tane kurtarmaz. Bu daha geniş çünkü. Abi çabuk kapatın. Evin altı vallahi var ya kar oldu ha. İndir bakayım. Bak şu boşluktan giriyor kar. Kapatın şurayı da. Kar girmesin. Odunumuz mu bitti? Gene odun bitmiş. Odunları bak. Daha toplamamışlar odunları. Ne kadar var? 40 yığın var. 40 yığın burada var. 39. 4 yığın. İyi kötü odunumuz var gene. Toraman abi niye mutsuzsun abi? 2x dışarıda mı uyumuş? Nasıl dışarıda uyumuş lan? Ha, çatı olmadığı için dışarıda uyumuş olarak gözüküyorlar. Şunu bir kapat. Bir üst katı ben bir göreyim. Kireç taşımız yeterince var. Abiler. Şu üst kata size zahmet. Şöyle bir duvar çekilecek ama. Zahmet olmazsa. Bu duvar niye yarım gözüküyor? Her şeyden dolayı. Zahmet olmazsa şu üst katı bir duvarlayalım baba. Üst kat komple kapansın. Gerekirse sonra cam için falan yer açarız. Bak lan bak manyaklara bak çatıda geziyorlar ha. Ha yok lan içeride geziyorlarmış. Ben çatıda geziyorlar zannettim. Tamam bir katman daha indiriyorum. Ben içeriği göreyim. İçerisi daha önemli. Bir katman daha indirsem. Kurt istilası mı? Bir bok olacağı belliydi var ya. Bu kadar kurt durduk yere dolaşmazdı çünkü. Ne oluyor şimdi kurt istilasında? Kurt sürüsü he? İçlerine kadar girdi. Kurtların dişleri ve gözleri parlıyordu. Şerefsizler, düşmanlara saldırmayın, bize saldırın zaten. Şimdi hepinizi kesip yemeyeceğim mi ben? Can falan filan. Ha, olay şu bunlar bizim stoklara saldırıyorlar. Bizim stoğu korumamız lazım. Beyin bedava evin içine kaçalım. Kapıyı kıran olursa dalarız.
Ama bu bölümümüzün burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.